Sevgili Ankaralılar, aziz kardeşlerim, salgınla mücadele ettiğimiz bu süreçte sizleri özlemle, saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Dünyanın hiçbir döneminde benzeri görülmemiş zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ama Allah'ın izniyle bu sınavı da hep birlikte başarıyla atlatacağız. Çin kaynaklı COVID-19 virüsü maalesef bilim insanlarının dahi tahminlerinin ötesinde bir hızla dünyaya yayıldı. En azından şunu güvenle söyleyebilirim ki İtalya ve İspanya gibi ülkelere kıyasla bu virüsün ülkemizdeki yayılımını ve sağlık sistemimizi felce uğratacak bir boyuta ulaşmasını ilk aşamada engelledik. Bu hafta itibariyle virüsün 81 ilimizde görülmesine paralel olarak alınan önlemler de ülke geneline yansıdı. Bu virüsle ilgili şimdilik tüm bildiğimiz çok sinsi bir şekilde tek kişiden 30 kişiye kadar bulaşabilecek kadar tehlikeli oldu. Ancak virüs ne kadar hızla yayılırsa yayılsın, hem Türkiye'de hem dünyanın pek çok ülkesindeki kaynaklar ilaç ve aşı bulma ümidiyle seferber edildi. Türkiye gibi uluslararası kurumlar, devletler ve Avrupa Birliği hatta NATO öncelikle bu virüsün daha fazla insana ulaşmasını engellemeye çalışıyor. İnanıyorum ki çok kısa bir sürede bu illetin tedavisi, ilacı, aşısı bulunacak, geliştirilecek. Bizim o zamana kadar koronanın yayılmasını olabildiğince engellememiz, sağlık sistemimizi korumamız gerekiyor. Korona, ırk, din, dil, renk ayrımı gözetmeden her devlete, her millete topyekün insanlara saldırıyor, insanlığı hedef alıyor. Gerçekten ibretlik bir dönemden geçiyoruz. Tüm dünya savunmada. Kendisini süper güç olarak tanımlayanlar, küresel aktörler, silahlanmaya milyarlarca dolar harcayanlar da bu sorunun içinden nasıl çıkacaklarını bilemiyor. İnsanlığın ortak mirası olan tıp biliminin neferleri dünyanın her yerinde hem insanları hayatta tutmanın hem de bu virüsün üstesinden gelmenin yolunu arıyor. Karşımızdaki tehdit çılgınca bir silahlanma yarışına giren ülkelerin yaptığı hazırlıklarla mağlup edilecek türden değil. Bu saldırı orduları hedef almıyor. Ekonomiyi, tarımı, turizmi yani bir ülkenin tüm ekonomik yaşamsal kaynaklarını hedef alacak şekilde saldırıyor. Salgının 3 ay gibi kısa bir sürede geldiği noktanın siyasi etkilerini Avrupa Birliği'nin şu an içinde bulunduğu durum anlatıyor. Küresel ekonomik krizdeki gibi Avrupa'nın zengin ülkeleri salgından en ağır şekilde etkilenen İspanya ve İtalya'ya bir kez daha sırtlarını döndüler ve bu ülkeleri problemleriyle baş başa bıraktılar. Her iki ülkeye yardım elini uzatanlarsa NATO ve ardından Türkiye oldu. Rusya ve Çin ise Avrupa Birliği'ndeki salgın kaynaklı bu siyasi çözülmeyi kendilerine nüfuz alanı açmak için değerlendirdiklerini görüyoruz. Salgın yalnızca siyasi, ekonomik ve toplumsal değerlerin değil, Avrupa Birliği projesinin de erozyona uğradığını gösteriyor. Salgının daha ilerleyen safhalarında Avrupa'da hatta dünyadaki demokratik rejimlerin tehdit altına girmesi olasılığından bahsedilmekte. Bakıyorsunuz İngiltere'de yaşlılar kendi hallerine terk edilmiş durumda. İspanya'da biliyorsunuz görevlileri kaçtığı için huzur evinde pek çok yaşlının cesetlerinin bulunması gibi tüyler ürpertici acılar yaşandı. Bunlar acı tecrübeler. Bunlar trajik sahneler. Dünyaya, mazlum coğrafyalara ihraç etmeye çalıştıkları insan haklarına, demokrasiye en çok kendilerinin ihtiyacı olduğunu gördük. Ümran bebeklerin, aylan bebeklerin girmemesi için çektikleri jiletli teller onları koronavirüsünden koruyamadı. Yeryüzündeki herkesin, bu büyük illetin açtığı sonuçlar üzerinde ciddi bir sorgulama, öz eleştiri sürecine gireceğini düşünüyorum. Dünyanın süper gücü, Amerika Birleşik Devletleri bile daha birkaç ay önce ticaret savaşı verdiği Çin'in yardımını kabul etmek zorunda kaldı. Bu bakımdan millet olarak lütfen kendimize haksızlık etmeyelim. İçimizdeki az sayıda felaket tellalları ne derse desinler, hamdolsun ülke olarak muhtaç duruma düşmedik. Buna karşılık güya 50 yıllık, 100 yıllık planlamalar yaptıklarını düşündüğümüz ülkelerin bir maskeye, basit bir eldivene bile muhtaç kaldıklarını gördük. Sevgili hemşehrilerim, Türkiye COVID-19 belası Çin sınırlarını aşıp artık dünya yayılmaya başlayınca
gerekli tedbirleri aldı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin her bir kademesindeki yetkililer gerekli tedbirleri aldı, almaya da devam ediyorlar. Yüzlerce yıllık devlet geleneğine sahip olan ülkemiz, 18 yıllık iktidar tecrübemizin de katkısıyla bu salgın karşısında şu ana kadar gayet iyi bir sınav verdi. Öncelikle aşama aşama kara sınırlarımızı doğudan başlayarak kapattık. Özellikle hava ulaşımı siz kapattım deyince kapatılmayacak kadar farklı alanları içine alan farklı bir mekanizmaya sahip. Tedarik zincirlerini aksatmadığımız gibi yurt dışında bulunan insanlarımızı da mağdur etmedik. Yurt dışından tahliyeye ihtiyacı olan vatandaşlarımızı memleketimize getirmeyi tamamladıktan sonra hava trafiğine son verdik. Türkiye öyle bir ülke ki gerekirse bir insanı için bile uçak kaldırır, nitekim geçen hafta bunu da yaptık. Bakın Almanya gibi güçlü bir ülke yurt dışındaki vatandaşlarını tahliyeye daha yeni başlıyor. Türkiye'ye getirdiğimiz insanları tıbbın öngördüğü şekilde karantinaya aldık. Temas ettiği kişileri bile takip ettik. Sağlık Bakanlığımız ve sağlık çalışanlarımız üstün bir görev, vatan ve millet sevgisi sorumluluğu altında fedakarca çalışmalar yapıyorlar. İlk etapta oluşturulan bilim kurulu, işinin ehli, ehliyet ve liyakat ölçülerine uygun bilim insanlarından kuruldu. Heyet dünya çapında çalışmalar yaparak salgını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Biz salgına erken müdahale ettik. Hazırlıklı olduğumuz için süreci şeffaf bir şekilde yürüttük. Başta Ankaralı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımız müşteri olsun. Birileri yalan propaganda peşinde olsa da biz halkımızdan gerçekleri saklamadık, saklamayız. Yalnızca Türkiye değil, dünyada böyle bir salgın illetiyle ilk defa karşılaşıyoruz. Salgına karşı teorik bilgilerin yanı sıra başkalarının tecrübelerinden de yararlanarak sahadaki gelişmeler doğrultusunda titiz bir mücadele yürütüyoruz. Bilim kurulumuz, sağlık çalışanlarımız aklın, bilimin, ilmin ışığında bir yandan tespit, bir yandan tedavi sürecini yürütüyor. Burada bir hususa özellikle değinmek istiyorum. Birileri Cumhurbaşkanımızın üzerine hassasiyetle durduğu şehir hastaneleri için ne gerek var? İsraf diye sürekli ileri geri konuşuyor, yeni şehir hastanelerini engellemeye çalışıyorlardı. Bakın, İspanya'da, İtalya'da hastalar yoğun bakım yatağını geçtim, normal yatak bulamadığı için hastane koridorlarında yerlerde tedavi edilmeye çalışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri ünlü Central Park'a sahra hastaneleri kurdu. Biz 18 yılda en başarılı olduğumuz alanlardan biri, yani sağlık sistemiyle normal zamanlarda olduğu gibi bu olağanüstü dönemde de adeta dünyaya parmak ısırttık. Birileri sürecin başında yine yalanlara başladı. Test kiti yok dediler. Hastaneler yetersiz dediler. Ama mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde paralı yapılan koronavirüs testini bizim bedava yaptığımızı gözlerden saklamak istediler. Demek ki büyüklük ekonomik hacimlerle, dev ordularla, uçak gemileriyle olmuyor. İnsanın yüreği büyük olmalı. Biz insan merkezli hayat görüşüne sahip olduğumuzdan bir tek canın sağlığı için seferber oluyoruz. Kardeşlerimiz merak etmesin. Bu virüs salgınından kurtulacağız, normal hayatımıza döneceğiz inşallah. Elbette bir taraftan salgınla ilgili tedbirleri alırken bir taraftan da ekonomi çarklarının dönmesini temin ediyor, temel ihtiyaç maddelerine erişimi düzenli tutmanın mücadelesini veriyoruz. Cumhurbaşkanımız KOBİ'lere, iş dünyasına istihdamı korumaları karşılığında kapsamlı bir paket açıkladı. İhtiyaç sahibi ailelere nakdi yardımda bulunuyoruz. Güvenlik güçlerimiz salgının yayılmaması için önlemlerini alırken evinden çıkmayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını da gideriyor. Hükümetimiz, devlet organları hiçbir aksaklık göstermeden çalışıyor. Ankaralı kardeşlerimiz merak etmesin. Yine o güzel günlere hep birlikte ulaşacağız inşallah. Sevgili kardeşlerim, koronavirüsü yüzünden maalesef alıştığımız bazı gündelik hayat pratiklerimizi yerine getiremiyoruz. Salgın kontrol edilene kadar sabredeceğiz. Evinden çıkma mecburiyeti olmayan herkes evinde kalacak. İşi olan maskesini, eldivenini takıp, işini yapıp bir an önce evine dönecek. Elimizi uzmanların gösterdiği gibi yıkamayı, dezenfekte etmeyi ihmal etmeyeceğiz. Geçtiğimiz yıllarda
hayat standartlarına bağlı olarak yaşam şeklimizde değişiklikler oldu elbet. Fakat evimize, kendimize, ailemize dönmek, biraz tefekkür etmek, bol bol kitap okumak, çocuklarımızla vakit geçirmek için de bu illeti fırsat olarak görmeliyiz. İnsanoğlu olarak aziyetimiz, çaresizliğimiz, deprem, sel, fırtına ve salgın gibi tabii olaylarda zirveye çıkıyor. Maalesef gün boyu cıvıl cıvıl olan Kızılay Ulus bugünlerde sessiz. Sadece Ankara mı? Kabe'mizin hali yüreğimizi burkuyor. Camilerimiz mahzun, istesek de giremiyoruz. Fakat biz büyük bir milletiz. Nice terör virüsünü alt ettik, nice fitne virüslerinin üstesinden geldik. Bu korona virüsünü de yeneceğiz evvelallah. Virüsün panzehri bizim kadim medeniyetimizin değerlerinde yatıyor. Kardeşlik, dayanışma, iman, komşuluk bağlarımızı sağlam tutarak bu vartayı atlatabiliriz. Her türlü farklılığımızı bir kenara bırakarak ülkemizi, insanımızı tehdit eden bu salgına karşı el ele, gönül gönüle vererek mücadele etmeliyiz. Bu salgın üzerinden siyasi rant peşinde koşanların, siyasi hesap görmeye kalkanların, kişisel ikballerini düşünenlerin halkın vicdanında gerekli cezaya çarptırılacağına canı gönülden inanıyorum. Dönem, salgını fırsata çevirerek 3 kuruşluk maskeyi fahiş fiyatlarla satma dönemi değil. Dönem, canları kurtarmaya çalışan sağlıkçılara yüklenerek siyasi rant devşirme dönemi değil. Dönem, suçlu arama, kabahat bulma, eksik peşinde koşma dönemi değil. Virüsü alt etme, sağ salim bu hastalıklardan kurtulma dönemi. Şimdi her zamankinden daha çok birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Her konuyu kutuplaştırma vesilesi yapanlara inat, salgınla sahiden mücadele edenlerle el birliği, gönül birliği yapmalıyız. Biz insanımıza güveniyoruz. Biliyoruz ki milletimiz de bize, hükümetimize, devletimize güveniyor. Korona biter, geriye kardeşliğimiz kalır. Salgın sona erer, geriye iyiliklerimiz, güzelliklerimiz, hayır hasenatımız kalır. Belalar def olur, geriye yine Türkiye'miz, yine Necip milletimiz kalır. İnşallah okullarında çocukların şen şakrak eğitim gördüğü, parklarında ihtiyarların güneşlendiği, esnafın gönül rahatlığıyla Bismillah diye kepenklerini açtığı, müreffeh, huzur ve güvenlik içinde bir Ankara'ya, Türkiye'ye en kısa sürede kavuşacağız. Yeter ki uzmanların tavsiyelerine kulak verelim. Yeter ki hijyen kurallarına riayet edelim. Yeter ki sosyal mesafeye, evde kalmaya özen gösterelim. Bu duygularla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.